Değerli protokol, sayın noterim, değerli basın mensupları ve siz... Felek Emen, Mehmet Selim Kızgın, Mustafa Paşa'dan hak sahibi. Abdullah Paşa, Zeynep Çakar. Burada mı efendim Zeynep Çakar hanımefendi? Ömer Bıyık, Mustafa Paşa Mahallesi. Burada mı efendim Ömer Bıyık? Sen oku sen. B3 blok, 3. kat, 8, 3+1, 139-85 metrekare. Sizi davet edelim, saniye. Burada bulunsun şöyle aldım. Bu süreci adım adım takip edeceğiz, bitireceğiz ve güzel, mutlu yuvalarımıza kavuşacağız. Bunun için gece gündüz demeden belediyemizle birlikte tüm bürokratlarımız buradayız. Çalışıyoruz. Hasar tespitini bitirdik biliyorsunuz. Bugün askıya çıkacağız ve inşallah askıdan sonraki 30 günlük süreçte itirazları değerlendireceğiz. Listelerimizi kesinleştireceğiz. Bu süreçte yaptığımız çalışmalarla ilin geneli için, ilin doğru ve sağlıklı büyüyüp planlanması için bir kısım alanlarımızı proje alanı olarak şehir merkezinde tespit ettik. Bir kısmını şehrin rezerv alanları olarak yine yakın çeperlerinde tespit ettik. Ve buralarla ilgili ilk ihalemizi de geçtiğimiz hafta yaptık. Bugün bir ihalemiz var ve peyderpey gün gün bütün ihalelerimizi tamamlayıp Allah nasip ederse bir yıl içerisinde planladığımız 20 bin konutun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte daha önce başlattığımız projelerimiz bitim aşamasına gelmiş iki bölgedeki konutlarımızdan bir kısmını rezerv konut olarak boş olanları ayırdık ve buralara talep topladık. Bu taleplerle ilgili de bugün ilk kura çekimini yapıyoruz. Bu kuralar biliyorsunuz sadece 3 bölgede proje alanımız olan Mustafa Paşa, Sürsürü ve Abdullah Paşa'daki oturan kişilere taleplerini toplamak suretiyle bugün buradayız. Başvurularımız 119 tane Cumhuriyet Mahallesi'nden 162 tane başvuru var. Bunlara kura çekeceğiz. Bizmişen'deki konutlarımızdan da 13 adet konutumuz var. Kuraya dahil olmak isteyen 10 tane talep geldi. Bunlar da aslında sadece konutlarını belirlemek için bugün burada kura çekeceğiz. Şimdi Bizmişen'den elimizde kalan 208 adet konutumuz var. Bu konutlarımızı da çok yakın bir zamanda, bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Ve bunlara bu alanların dışında kalan, bugün de askılığa çıktığımız için ağır hasarlı tespit ettiğimiz konut sahiplerine taleplerini toplamaya başlayacağız. Bunu da yarın 18 ile 24 Şubat tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Halk Bankası şubelerinde, burada herhalde iki tane şubemiz var, buralardan taleplerini toplayacağız. Bu alanlar dışında kalan tüm ağır hasarlı vatandaşlarımız da buraya bir hafta içerisinde başvurularını yaptıklarında önümüzdeki haftada inşallah o konutların kurasını çekmiş olacağız. Ve elimizde bulunan tüm rezerv bitmiş konutlarımızı halk sahiplerine dağıtmış olacağız. Şimdi bu süreçte yapmış olduğumuz çalışmaların İnşallah hepimiz için, sizler için hayırlı olmasını diliyorum. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Heyecanlısınız biliyorum. Biz yani biz artık kendi yerimize falan bakmak istemedik. Yani evimiz olsun da. Ya bizim için oraysa neresi olsun. Çok şükür çıktı. Allah olmayanlara yardım etsin. Biz istedik. Çıktı. İkinci kat çıktı. Mutluyum. İstediğim bir kattı.
Elhamdülillah, çok şükür. Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde evim hasar gördüğü için yıkım kararı verdiler. Evimiz yıkıldı. Sonrasında devletimiz bize böyle bir imkan verdi. Tabii Allah razı olsun onlardan. Her zaman yanımızda oldular. Bize desteklerini verdiler. Şansımız vardı. Rabbim yüzümüze güldü. Böyle bir kurada ismimiz çıktı. Ya biz geride kalanların tabii ki bir an önce yerlerine yerleşmelerini istiyoruz. 6. kat 28 numaralı daire.